bilim Big Bang'i desteklemeye devam ediyor. Bilim insanlarının Big Bang teorisiyle ilgili elde ettiği bulgular, 90'lı yılların sonlarında yapılan çalışmalarla daha da pekişti. 1998 yılında uzaya gönderilen Boomerang isimli gözlem balonu 2000 yılında ilk verilerini ulaştırdı. Antarktika üzerinde 37 bin metre yükseklikten seyreden balon, Big Bang teorisinin temel dayanaklarından olan kozmik fon radyasyonu ile ilgili çarpıcı bilgiler veriyordu. Bu bilgileri analiz eden Chicago Üniversitesi'nden Michael Turner şunları söylemiştir. Big Bang teorisi ve Einstein'ın genel izafiyet kuramı çok büyük bir testten başarıyla geçti. 2001 yılında uzaya fırlatılan WMAP uydusu da 2003 yılında geçtiği verilerde bu merak balonundan elde edilen bilgilerle örtüşen çok önemli detayları görüntüledi. Bilim çevrelerince 2000'li yılların ilk en önemli bilim olayı olarak görülen WMAP'in doğruladığı bazı bilgiler şunlardır. Evren 13.7 milyar yaşındadır. Bunda hata payı %1 dolayındadır. Uzayın yaşı bundan önce 15-20 milyar olarak tahmin ediliyordu. İlk yıldızlar Big Bang'den 200 milyon yıl sonra parlamaya başlamıştır. Bu, bilim adamlarını şaşırtan çok erken bir tarihtir. Evrenin oluşumunda %4 atom, yani sıradan madde, %23 bilinmeyen kara madde, %73 bilinmeyen kara enerji meydana getirmektedir. Bu yeni ölçümler bir tür anti çekim görevi üstlenen kara enerjinin yapısı hakkında da önemli bilgiler edinilmesini sağlayacaktır. İngiliz, Avustralyalı ve Amerikalı bilim adamlarından meydana gelen iki ayrı çalışma grubuysa, yıllar süren araştırmalarında toplamda yaklaşık 266 bin galaksiyi 3 boyutlu olarak konumlandırıp haritalandırdılar. Galaksi dağılımı hakkında topladıkları verileri, evrenin her yerinde yayılan kozmik fon radyasyonu verileri ile karşılaştıran bilim adamları, galaksilerin kökenine dair önemli bulgular elde ettiler. Çalışmaları yorumlayan araştırmacılar, galaksilerin Big Bang'den 350 bin yıl sonra oluşan maddenin nispi olarak kümelendiği bölgelerde oluştuğunu ve yer çekimi kuvvetinin etkisiyle şekillendikleri sonucuna vardılar. Söz konusu çalışmalarda elde edilen bulgular Big Bang teorisini daha da güçlendirdi. Doktor Kenyon'in bu desteği şu sözlerle vurguladı. Araştırma, evrenin kökeni konusunda Big Bang teorisine ciddi destek sağladı. Uzun zamandır evreni açıklamada en iyi teorinin Big Bang olduğunu, evrenin son derece küçük bir noktada devasa bir patlama ile başladığını ve patlamadan bu yana sürekli olarak genişlediğini biliyorduk. Şu anda çok daha güvenle söyleyebiliriz ki bu temel fikir doğru ve buna göre her şey kolaylıkla yerli yerine oturuyor. Kısacası evrendeki muhteşem sistemi incelediğimizde evrenin varoluşu ve işleyişinin tesadüfi nedenlerle açıklanamayacak kadar karmaşık bir düzen ve hassas dengelere dayandığı gerçeğiyle karşılaşırız. Açıkça anlaşılacağı gibi bu hassas denge ve düzenin muazzam bir patlamanın sonrasında kendi kendine ve tesadüfen gerçekleşmesi kesinlikle imkansızdır. Big Bang gibi bir patlamanın ardından böyle bir düzenin meydana gelmesi ancak doğaüstü bir yaratılış sonucunda gerçekleşebilir. Evrendeki bu eşsiz plan ve düzen maddeyi yoktan var eden ve onun her anını kontrolü ve hakimiyeti altında bulunduran sonsuz bir bilgi, güç ve akıl sahibi bir yaratıcının varlığını göstermektedir. O yaratıcı tüm alemlerin Rabbi olan Allah'tır.